Sevgili seyirciler, Azerbaycan'dan bugün acı haber geldi. Tatbikat sırasında bir askeri helikopter düştü. 14 asker şehit oldu. 2 asker yaralandı. Şimdi biz Azerbaycan'a gideceğiz. Arkadaşımız Fatih Avanos, Bakü Büro'da bizleri bekliyor. Fatih, Karabağ mücadelesi zaferi esnasında seninle zor zamanlarda bağlantı yaptık. Yine bir zor bir günü geçiriyoruz ki 14 asker şehit oldu. Neler aktarabilirsin son duruma dair? Yaralıların durumu nedir? Paylaşır mısın bizlerle? Teşekkürler Cengizhan Cevahiroğlu. Dediğin gibi, ifade ettiğin gibi Karabağ Savaşı'nın hemen ardından aslında süreç devam ediyordu. Azerbaycan ordusu sürekli muharebeye hazırlık tatbikatlarını gerçekleştiriyordu. Nahçıvan'da olsun ve Azerbaycan ana karasının birçok noktasında olsun. Son tatbikatta başkent Bakü'nün 100 kilometre kuzey batısında Hızlı bölgesinde gerçekleşiyordu ve orada devam eden tatbikat alanına yönelik Zengeçal'dan havalanan bir Rus yapımı Mi-17 askeri helikopter 10-16'da yerel saatle havalanmıştı. Yaklaşık 20 dakika sonra 10.36'da tatbikat alanına inişe geçtiği sırada henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı orada düştü, kaza kırıma uğradı. Helikopterde 16 asker bulunuyordu. Maalesef bu 16 askerden 14'ü şehit düştü olay yerinde. İkisi albay, biri yarbay, 4 binbaşı ve yine diğer askerlerle birlikte 14 şehit verdi bugün Azerbaycan. 2 asker yaralı demiştik. Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Komutanı Elçin Guliyev 2 askerin durumunun iyi olduğunu ifade etti. Kendileriyle görüştüğünü söyledi ve olayla ilgili de soruşturmanın devam ettiğini ifade etti. Ama şunun altını çizdi Elçin Guliyev: herhangi bir dış müdahale söz konusu değil dedi. O noktada inişe geçtiği sırada gerçekleştiğini, pilotun oldukça tecrübeli bir isim olduğunu ve helikopterin de yine orduya son katılan helikopterlerden olduğu ve son dönemde de bakımlarının yine eksiksiz bir şekilde yapıldığını ifade etti. Ancak Karakutu tabii ki temin edildi. Karakutu şu an Azerbaycan Başsavcılığı'nın elinde ve Karakutu'nun da ardından, gerekli soruşturmanın ardından Elçin Guliyev Azerbaycan Başsavcılığı'nın gerekli açıklamayı yapacağını ifade etti. Tabii Türkiye'de hemen Azerbaycan'ın acı gününde yanında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Taziyelerini iletti. Yine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşı Zakir Hasanov'la ve yine Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Komutanı Elçin Guliyev'le bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la bir görüşme gerçekleştirdi ve gerçekten Azerbaycan'ın bu kederli gününde Türkiye tam anlamıyla yanında olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Tekrarlayalım. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 100 kilometre kuzeybatısında Hızlı bölgesinde devam eden tatbikat sırasında bu sabah saatlerinde bölgeye intikal eden bir helikopter inişe geçtiği sırada henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü düştü ve 14 askerini kaybetti bugün Azerbaycan. Hepsi birer kahramandı ve 2 asker de yaralanmıştı. O 2 askerin de tedavisi devam ediyor Cengizhan. Evet, şehitlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı 2 askerin de bir an önce sağlığına kavuşmasını niyaz ediyoruz. Devam edelim.